Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Ceyda Barış. Üçgende kenarortay sorularıyla devam ediyoruz. GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi demiş. DE paralelmiş BC'ye. Hemen bunu gösterelim arkadaşlar. Bakın soru üzerinde. AD uzunluğu 10 cm, BG uzunluğu BC uzunluğuna eşit ve 8 cm olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre çevre DBE. DBE üçgeninin çevresini istiyor benden. Peki bakın, G ağırlık merkezi ise geçen doğru kenarortay doğrusudur ve açıya 2 katsa tabana 1 kat olacak. Yani şurası 8 ise 4 olacak arkadaşlar. Ben hemen C açısından kenarortay doğrumu çekmek istiyorum. Biliyorum ki gördüğü kenara 2 eş parça ayıracak. 10 ise burası da 10 olacak. Hemen arkadaşlar bakın, şuradaki üçgenlere bakmanızı istiyorum. Paralel doğrular. Şurada bir kelebek benzerliği var. Görüyor musunuz? Bakın taban 8, kenar 8. Kenar 4 ise o halde oran 1 olacağı için buranın tabanı da 4 olmalıdır diyorum. Benden nereyi istemişti arkadaşlar? Bakın çevre DB, yani şu üçgenin çevresini istemişti. O halde 10, 18, 8, 26 santim olarak bulunacaktır. Peki bir sonraki örneğimiz GABC üçgenin kenarortaylarının kesim noktası, yani ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. AB'nin AC'ye, GH'ın da BC'ye dik olduğunu vermiş. BH 12 santim, HC 18 santim olarak verilmiş. Peki verilere göre benden GH yani X'i istiyor. Peki ben biliyorum ki ağırlık merkezinden geçen doğrular kenarortay doğrularıydı. Hemen A açımızdan bir kenarortay doğrusu çekmek istiyorum. Şimdi iki eş parça ayıracak. BC'nin tamamı 30. O halde 15-15 olmalı. Yani şurası 3, şurası da 15 santim olmalı arkadaşlar. Bakın, gelen kenarortay doğrusu 90 dereceden geliyor. O halde bir muhteşem üçlü yok mu şurada şu üçgende? Yani 15-15. O halde şu uzunluk da 15 santim olmalı. Onu da 1 kata 2 kat olarak ayıracak ağırlık merkezi. Yani toplam 3 kat 15 santim ise demek ki her kat 5 santim. O zaman buradan K dediğimiz 5 santim olarak bulunacak arkadaşlar. Burası 90 dereceymiş. Bakın X'i istiyor benden. 3, 4, 5 özel üçgeninden X 4 santim olarak bulunacaktır. Peki bir sonraki örneğimiz. AC uzunluğu BG uzunluğuna eşitmiş. Bakın arkadaşlar, bu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. Hemen bir önceki dersimizden hatırlamanızı istiyorum. Bu uzunluk ne zaman bu uzunluğa eşit oluyordu? Eğer aradaki açı 90 derece ise. Peki hemen onu yerleştirelim. AG uzunluğu 6 cm, BC uzunluğu 10 cm olarak verilmiş. Yukarıdaki şekilde G, ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi demiş. Evet, bunu söylemiş soruda. Ve benden X uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Peki şimdi X uzunluğunu bulmak için ben hemen şu kenarortay doğrusunu uzatmak istiyorum. Bakın, açıya 2 kat, tabanı 1 kat. Yani 6 ise burası 3 olacak. Aynı zamanda kenarortay gördüğü kenarı 2 eş parçaya ayıracak. Burası da o zaman 5'e 5 olarak ayrıldı. Peki burası 90 derece ise burası da 90 derece değil mi arkadaşlar? Yani yine bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı karşımıza. O halde X buradan 4 santim olarak bulunacaktır. Evet, bir diğer örneğimiz GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi demiş. Bakın şurası ağırlık merkeziymiş. AB AC'ye dik, BG AD'ye dik ve DC'ye 6 birim olarak vermiş. Yukarıdaki verilere göre BG X kaç birimdir diyor. Peki arkadaşlar, ağırlık merkezinden geçen doğrular kenarortay doğrularıydı ve tabanı 2 eş parçaya bölecekti. 6 ise burası da 6'dır. Hatta 90 dereceden geldiği için muhteşem üçlü vardır. Buranın uzunluğu da, yani AD uzunluğu da 6 birim olmalıdır. Onu da tabana 1 kat, açıya 2 kat olarak paylaşacaktır. Yani 3 kat 6 ise her kat demek ki 2 birimmiş. O halde K buradan 2 olur arkadaşlar. Benden X uzunluğunu istemiş. Bakın şurada bir dik üçgen var.
Hemen Pisagor yaparsam x'in karesi artı 2'nin karesi eşit olmalıdır 6'nın karesine. Buradan x kare 36 eksi 4'ten 32. Peki x buradan 4 kök 2 birim olarak bulunacaktır. Evet, yine güzel bir örnek. AC'nin BE'ye dik olduğunu söylemiş. BAC ve DEB açıları 30 dereceymiş. AB DE'ye eşit ve 12 santimmiş. Yukarıdaki şekilde G ve K sırasıyla ABC ve DCE üçgensel bölgelerinin ağırlık merkezi olduğuna göre demiş. Bakın G ABC üçgeninin ağırlık merkezi, K ise DCE üçgensel bölgesinin ağırlık merkeziymiş. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Şu uzunluğu istiyor. Yani GK'yı istiyor benden. Şimdi ben hemen biliyorum ki ağırlık merkezinden geçen doğrular kenarortay doğruları. Bakın şuradan kenarortay doğrusunu çekmek istiyorum. İki eş parçaya ayıracak 6'ya 6 olacak arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi şu açıları yerleştirirsem 90, 30, şurası 60 derece. Peki büyük üçgende 90'ın gördüğü 12, 30'un gördüğü yarısı yani 6 olacak arkadaşlar. E bakın tepe açısı 60 derece ve 6, 6 ikiz kenar üçgen. O halde burası eşkenar üçgendir. 60 derece, 60 derece. Tamamı 90 dereceydi. Şu açımıza da 30 derece kaldı. Aynı şekilde DCE üçgeninde ben şuradan kenar ortay doğrusunu çizmek istiyorum. Gördüğü kenarı yine iki eş parçaya ayıracak 6'ya 6. Peki 90 ise buranın tamamı da 90 derece olacak biliyoruz. 30, 90 şuraya 60 derece kalıyor. Peki arkadaşlar büyük üçgende 90'ın karşısı 12. O halde 30'un karşısı bakın şurası 6 olacak şu uzunlukta. E burası da 6 ise tepe açısı 60 derece. Demek ki şurada bir eşkenar üçgen oluştu. Yani 60 derece, 60 derece. Bakın yani şurası da ne olacak arkadaşlar? 6. Aynı zamanda şurası da ne olmalı? 6 santim. Peki biz biliyoruz ki tabana bir birim açıya 2 birim olacak şekilde paylaşacak. Yani K'ya 2K dersen toplam 3K buradan arkadaşlar. 6 ise her K 2 birim olarak bulunacak. Yani burası 2. Demek ki şuraya bakın. Şurası 4 birimmiş. Aynı şekilde arkadaşlar kenarortay doğrusu 2 ise şurası da 4 birim olacak. Çünkü tamamı yine 6'ydı. Ve benden GK'yı istemiş. Aradaki açıya bakar mısınız? 30 derece 60 derece. Yani demek ki aradaki açı 90 derece. 90, 4, 4. Yani bu bir ikiz kenar dik üçgendir. Ve GK uzunluğu 4 kök 2 santim olarak bulunur arkadaşlar. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. GABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır demiş. Burası kenarortayların kesim noktası yani üçgensel bölgenin ağırlık merkeziymiş. GDBC'ye dik, GEAB'ye dik. Evet, şekil üzerinde vermiş. 2GE 3GD'ye eşitmiş arkadaşlar. Peki ben o halde GE'ye 3K dersem GD buradan 2K olacaktır. Hemen yazıyorum. 3K, 2K. AB uzunluğunu 12 santim vermiş ve benden BC uzunluğunu istiyor. Peki benim aklıma hemen şu geldi. Bakın şimdi yükseklikler var. Tabanlardan birini vermiş ve diğer tabanı istiyor. O halde ben diyorum ki kenarortay doğrularını çekersem, bakın şöyle çekiyorum, şuradan da çekersem birbirine eşit alanla 3 tane üçgensel bölgeye ayıracaktı. Doğru mu? E arkadaşlar bakın. Alanlar eşit olacak. Burası S ise burası da S olacak. Ve şurada S alanını yazmak istersem taban çarpı yükseklik bakın 3K bölü 2. Şimdi aynı şekilde buradan da S alanını yazarsam BC uzunluğu onu istiyor zaten ben bilmiyorum. Yüksekliğim 2K bölü 2. E, S alanı S alanı. Bu ikisinin ne olması lazım arkadaşlar birbirine? Eşit olması lazım. Hemen eşitleyelim.
eşittir 12 çarpı 3K bölü 2'den. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar K'lar gider. 2'ler sadeleşti. Sadeleştirirsem 6. BC uzunluğu buradan 18 santim olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimiz GABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Bakın şurası. AB'nin BC'ye dik olduğunu vermiş. DF paralelmiş AC'ye. DF AC'ye paralelmiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Peki AE 24 birimmiş. KG'yi istiyor. Benden şurayı istiyor arkadaşlar. Bakın şurayı. Şimdi orayı bulacağız. Peki ben biliyorum ki ağırlık merkezinden geçen doğrular kenarortay doğrularıdır ve iki eş parçaya böler. O halde şurası da 24 birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar 90 dereceden geliyor. Demek ki bakın şu BE uzunluğu da 24 birim olacak. Bir kere şunu bir yazalım şuraya. BE uzunluğu da muhteşem üçlüden dolayı 24 birim olacaktır. Peki ben biliyorum ki şu kenarortay doğrusunda tabana 1 birim, açıya 2 birim, yani bir kata 2 kat. Peki şu nokta koyduğum üçgenlere bakmanızı istiyorum. Bakın paralellik var. Şurada bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Bakın 2K'da 24 ise K'da ne olmalıdır? 12. Peki paralellikten dolayı 12 90'dan gelmiş. Burası da 12'dir arkadaşlar. O zaman şimdi bakın şurası dikkat ederseniz kenarortay doğrusu 2 eş parçaya böldü. O zaman şurası orta taban olmadı mı arkadaşlar? Bakın 48, 24. Burayı da 2 eş parçaya bölecek. Orta taban. Ve orta taban varsa 3, 1, 2 kuralı vardı. Hatırlayalım. 3 kat, kat ve 2 kat. Biz ne demiştik? BE'nin tamamı 24 birim olacaktı. Yani toplam 6 kat 24 ise demek ki her bir kat 4 birimmiş. Benden zaten onu istiyordu arkadaşlar. KG uzunluğu buradan 4 birim olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimiz. GABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası demiş. Yani üçgenin ağırlık merkezi. AD'nin 9 birim, BE'nin 12 birim olduğunu vermiş. Peki arkadaşlar şimdi benden AE'yi vermiş, pardon X birim vermiş. Bana diyor ki yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Yani benden X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini istemiş. Şimdi ben biliyorum ki kenarortay doğrusu kenarortay doğrusu ve kata 2 kat olacak şekilde paylaştırılacak. O zaman AD 9 birimse 3'e 6 olarak paylaşır arkadaşlar. Aynı şekilde BE uzunluğu 12 birimse yine 1 kata 2 kat olacak şekilde 4'e 8 olarak paylaşacaktır. Benden X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini istemişti. Şimdi hemen şunu hatırlamanızı istiyorum. Bakın üçgen eşitsizliğini yazarsam her bir kenar geriye kalan kenarların mutlak değerce farkından büyük, toplamından küçük olmalıydı. Doğru mudur? Yani x dediğim burada 2 ile 10 aralığında olmalıdır. Alabileceği en büyük tam sayı değeri buradan 9 olarak bulunacaktır. Evet, CDBE'ye diktir demiş. Vermiş arkadaşlar. DGGE'ye eşitmiş. Bakın. BC 6 santimmiş. GABC üçgen sağ bölgesinin ağırlık merkeziymiş. Peki benden verilere göre AB uzunluğunu istiyor. AB uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi A dersem kenar ortay, çünkü ağırlık merkezi de kenar ortayların kesim noktası. Yani bu doğrular kenar ortay doğrularıdır. 2A. Aynı şekilde B dersem burası 2B olacaktır arkadaşlar. Doğru mu? Özür diliyorum, B dedim. Aynıydı. A ise burası da 2A olacaktır. Bakın ikiz kenar üçgen. Ben diyorum ki hemen şuradan bir kenar ortay doğru mu indireyim. Şimdi indirdiğimde ikiz kenar üçgende aynı zamanda yükseklik olacak bu. Ben biliyorum ve tabanı iki eş parçaya ayıracak. 90'dan geldiği için muhteşem üçlü vardır arkadaşlar. Burası da 3'tür. Tabana 1 katsa açıya 2 kat olacak şekilde burası da 6 olacaktır. Benden nereyi istemiş? AB'yi istemiş. Bakın benden AB'yi istiyor. Yani şu uzunluğu istemiş.
Şu üçgen dik üçgen. Hemen Pisagor bağıntısını yazarsam AB uzunluğunun karesi eşit olacaktır 3'ün karesi artı 9'un tamamının karesine. Buradan da 81, 9, 90 yani AB dediğim kök 90. Buradan AB uzunluğu 3 kök 10 santim olarak bulunacaktır. Hemen bir diğer örneğimize bakıyoruz. GABC dik üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası demiş. Yani üçgenin ağırlık merkeziymiş. BAAC'ye dik mi? Şekil üzerinde de göstermiş arkadaşlar. BEEC'ye eşitmiş. Evet. AD, DC uzunluğuna eşit ve 5 cm. AB uzunluğu 6 cm. Yukarıdaki verilere göre alan EGD benden şuranın alanını istiyor. Peki arkadaşlar ben diyorum ki ağırlık merkezi hemen şu doğruyu devam ettirirsem, bakın iki eş parçaya bölmüş çünkü kenar ortay doğrusu. Değil mi? Şurada tabana bir kat, açıya iki kat olacak şekilde ayrılır. Devam ediyorum. A'daki alana S dersem 2A'daki alan 2S olacaktı. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar şu BDE üçgeninde yükseklikleri aynı olan üçgenler tabanlarla orantılı olarak paylaştırılırdı. O zaman şuraya hemen bakmanızı istiyorum. Tabanlar aynı. Şu üçgendeki alan 3S ise bu tabandaki alanda ne olacak arkadaşlar? 3S olacak. Şimdi bunları yazdım. Benim tabanım şu BDC üçgeninde bakın taban 5. Geniş açılı bir üçgen, yüksekliğim 6. Yani toplam 3, 3, 6 eslik alanım tavan çarpı yükseklik bölü 2'den kaç olarak bulunacak? 15 olarak bulunacak. Yani benim S dediğim 15 bölü 6. Onu da 3 ile sadeleştirirsem 5 bölü 2 santimetre kareymiş. Benden zaten bunu istememiş miydi arkadaşlar? Bakın şuradaki S alanını istemişti. O da 5 bölü 2 yani 2,5 santimetre kare olarak bulunacaktır. Peki geldik bir diğer örneğimiz. ABC üçgeninde G kenar ortayların, I ise açı ortayların kesim noktasıymış. A ve G noktaları doğrusaldır demiş. BC 16 santim, çevre ABC 36 santim olarak verilmiş. Peki arkadaşlar ben şunu hemen uzatmak istiyorum. Bu kenar ortay doğrusu. Şimdi kenar ortay olduğu için 8'e 8 olarak ayıracak. Çevre 16 santimmiş. Bakın I açı ortayların kesim noktası. Yani şurası aynı zamanda açı ortaymış arkadaşlar. Peki açı ortay, kenar ortay. O zaman yükseklik olacak değil mi? İkiz kenar üçgen. Çevre 36 idi. 16'sı burada geriye 20 kaldı. Yani 10'sa burası da 10 santim olacaktır. Peki ne 8-10 üçgeni vardı arkadaşlar? Hatırlayalım. 3-4-5'in katları 6-8-10 değil mi? İkişer katı. O halde şu H dersek AH uzunluğu 6'ymış. Hatta o 6'yı da tabana bir kat. Yine açıya 2 kat yani. 2. Şuranın tamamı da 4 olacakmış. Şimdi ben tabii bunu nasıl ayırdığını bilmiyorum. Benden IG uzunluğunu X diyelim, X'i istiyor. Tamamı 4 olacaktı. O halde şuraya 4 eksi X kaldı. Peki arkadaşlar şimdi sorunun çözümünde şunu hatırlamanızı istiyorum. I açıortayların kesim noktası ise AI uzunluğunun IH uzunluğuna oranı yani 4 eksi x'in x artı 2 oranı şu iki kenarın toplamının tabana oranına eşit olmalıydı. Peki hemen sadeleştirmelerimi yapıyorum. 4 ile sadeleştiriyorum. 5'e 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 16 eksi 4 x eşittir. 5 x artı 10. Buradan bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa giderse arkadaşlar. 9x 6 her tarafı 9'a bölüyorum. 6 bölü 9 sadeleştirirsem 2 bölü 3 santim olarak bulunacaktır. Peki ne yaptık arkadaşlar? Soruyu çözmek için bakın açı ortay ve kenar ortay doğrusu aynı doğruydu. Demek ki ikiz kenar üçgendir dedik. Çevreden yola çıkarak kenarları bulduk. Pisagor'dan özel üçgenden şuranın uzunluğunun 6 santim olduğunu gördük. Ve daha sonrasında
İç açıortay kuralından hemen şuradan IG'nin haşa oranı dedik. İki kenarın toplamının tabanı oranı olacaktır. Oradan da x uzunluğunu bulmuş olduk. Bir diğer örneğimize geçiyoruz. ABC dik üçgen. BA AC'ye diktir demiş. DE ve EC uzunlukları 4'er santim olarak verilmiş. BK KC eşit ve AB 6 santimmiş. Yukarıdaki verilere göre alan PKCE. Bakın şuranın alanını istemiş. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, şimdi şu P noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Gelmiş kenarı iki eş parçaya bölmüş. Gelen doğru kenarı iki eş parçaya bölmüş. Diyorum ki yani şurayı birleştirirsem ben bu BDC üçgeninin ağırlık merkezidir. Kenar ortaylarının kesim noktası. O halde arkadaşlar, hatta şuradan da hemen başka bir renkle göstereyim. Şuradan da bir kenarortay doğrusunu çiziyorum. Ne demiştik? Eşit alanlı 6 tane üçgeni ayıracaktı, değil mi? S. Peki şimdi hemen bu 6S'lik alanı hesaplayalım. Tabanımız 8. Yüksekliğimiz bakın 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den şu 6'ları sadeleştirelim. Her bir S 4 santimetre kare olarak bulunacak. E benden nereyi istemiş arkadaşlar? Bakın 2S'lik yeri istemiş. Yani cevabımız 8 santimetre kare olarak bulunacaktır. Evet, bir diğer örneğimiz 2 CD uzunluğu 5 BD uzunluğuna eşitmiş. Yani ben CD uzunluğuna 5K dersem BD uzunluğu 2K olacakmış. Hemen yazalım arkadaşlar. 2K, 5K. Alan GBD 6 santimetre kare olarak verilmiş ve G demiş ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Yukarıdaki verilere göre alan ABC benden bütün alanı istiyor arkadaşlar. Peki, ben hemen şuradan kenarortay doğrumu çekmek istiyorum. Ağırlık merkezinden geçecek şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu çektiğimde burayı iki eş parçaya ayırıyor. Ve 1'e 2 oran olacak, değil mi? Yani A'ya 2A. Peki 2K'daki alana hemen kalemi değiştirelim. 2K'daki alana ben 4S dersem 5K'daki alan ne olacak? 10S olacak arkadaşlar. Peki 2A'da toplam alan 14S ise A'daki alan ne olacak? 7S olacak. Tabanlar aynı. Bakın bu tabandaki alan 21S ise bu tabandaki alan da 21S olacak. Şimdi benden toplam 21, 21, 42S'i istiyor. Ben S'i bulursam eğer alanı bulmuş olacağım. Bana vermiş arkadaşlar, bakın GBD'nin alanı 6 santimetre kareymiş. Yani benim 4S dediğim alan 6'ymış. Demek ki her S buradan 6 bölü 4, yani 3 bölü 2'ymiş. Gidip yerine yazarsam arkadaşlar, 42 çarpı 3 bölü 2'den 63 santimetre kare olarak bulunacaktır. Geldik son örneğimize. K ABD üçgeninin, L ise BCD üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktasıymış. Yani bakın burası ABD'nin ağırlık merkezi, burası da BCD'nin ağırlık merkeziymiş. Alan ABCD, yani toplam ABCD dörtgeninin alanını 54 santimetre kare vermiş ve yukarıdaki verilere göre alan KBL'de, yani şu taralı yerin alanını istiyor. Peki arkadaşlar, ben hemen şunu hatırlatmak istiyorum. ABD üçgeninde ağırlık merkezi ne yapıyordu? Eşit alanlı 3 tane üçgen ayırıyordu. Aynı şekilde BCD üçgeninde ağırlık merkezi yine eşit alanlı A ve A olacak şekilde 3 tane üçgeni ayırıyordu. Peki toplam ABCD alanı 54 santimetre kare verilmiş. Yani burada 3S 3A. Toplam 3S artı 3A 54 santimetre kare olarak verilmiş. Benden nereyi istiyor arkadaşlar? Bakın S artı A'yı istiyor. Peki 3 parantezine alırsam 3 tane S artı A 54 ve benden istediği alan S artı A buradan 18 santimetre kare olarak bulunacaktır.
Evet, kenar ortay sorularının da sonuna geldik arkadaşlar. Siz de test kitaplarınızdan kenar ortayla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.